Atatürk ebediyete intikalinin 83. yılında dışında da anılıyor. O duraklardan biri Selanik'ti. Büyük Önder için doğduğu evde tören düzenlendi. Atatürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de törenlerle anıldı. Başkent Lefkoşa'da yapılan törenlere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başta olmak üzere devlet erkanı katıldı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de anma töreni düzenlendi. Törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Büyükelçilik çalışanları, Türk kurumlarının temsilcileri ve Türk eğitim kurumlarının öğrencileri katıldı. Saat 9'u 5 geçe gerçekleştirilen saygı duruşunun ardından Büyükelçilik binasındaki Türk bayrağı yarıya indirildi. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan ve Irak'ın Erbil kentinde de Atatürk'ü anma törenleri yapıldı. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Çin'in başkenti Pekin'deki törenin adresi Türk Büyükelçiliği'ydi. Büyük Önder'in özel görüntülerinden oluşan kısa bir video gösterim yapıldı. Anma töreni kapsamında elçilik bahçesindeki Atatürk büstü de güllerle süslendi. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk Avustralya'da da anıldı. Avustralya'nın başkenti Canberra ile Sydney, Melbourne ve Brisbane kentlerinde törenler düzenlendi. Brisbane kentindeki tören Atatürk Anıtı önünde yapıldı. 83. yılında şu